Herkese iyi akşamlar efendim. Günün sıcak haberleriyle ana haber bülteninde karşınızdayım. Efendim, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi açlık, işsizlik, ekonomik kriz ve hatta pandemi sanki hayatımızı alt üst etmemiş gibi bir de bugün inanılmaz bir olayla karşı karşıya kaldık. Kendini adliyenin duvarına bağlayan bir kişi hakim ve savcılara seslendi. Olayın detaylarını izliyoruz efendim. Buyurun. Evet değerli izleyiciler, şu an inanılmaz bir olayla karşı karşıyayız. Bir şahıs kendini adliyenin duvarına bağladı ve yanına gidiyoruz. Beyefendi, kendinizi adliyenin duvarına neden bağladınız? Ya git başımdan kardeşim, zaten benim acım büyük, bir de seninle uğraşmayayım. Tamam işte beyefendi, derdinizi anlatın. Bakın televizyona çıkacaksınız. Belki yetkililer size bir çare bulurlar. Ne? Televizyon mu? Allah'ını seversen doğruyu söyle abi. Yalan söylemiyorsun değil mi bana? Hayır beyefendi, ne alakası var? Gayet ciddiyim. Demek televizyona. Çok şükür ya Rabbim. Yıllardır çektiğim acıları sonunda herkese duyurabileceğim. Aa. Evet beyefendi, evet. Anlatın derdinizi. Bak televizyoncu abi. Yıllardır ben karımdan işkence görüyorum. Ben boşanmak istiyorum ama o benden boşanmak istemiyor. Boşanalım dediğimde ise beni dövüyor. Bak dün gece gözlerimi morarttı abi. Yapmayın ya. Başka? Daha ne olacak abi? Daha ne olacak? Her gün eziyet, her gün işkence yapıyor bana. Bir gün beni öldürecek diye çok korkuyorum. Defalarca mahkemeye gitmeme rağmen tek taraflı olduğu için uzattılar. Bizi bir türlü boşamadılar. Hem boşasa ne olacak ki abi? Yine her gün gelip beni rahatsız edecek. Lütfen Allah rızası için benim sesimi her yere duyurun abi. Evet anladım sizi beyefendi. Gayet iyi anladım. Evet değerli izleyiciler, Kanal Özen farkıyla durumu size aktarmaya çalıştık. Söz yine stüdyoda. Evet değerli seyirciler, inanın bu haberden sonra başka soracak haber bulamıyorum. Evet, gündem çok yoğun ama inanın içimden hiç gelmiyor. Ben o adama şunu sormak isterdim. Acı var mı? Acı. Peki ya yıllarca şiddet ve işkenceye maruz kalan kadınlara ne demeli? Demek ki bizler onların kıymetini bilemiyoruz ki onlar bu hale düşüyorlar. Yapmayalım efendim. Umarım bir gün bütün kötülüklerden kurtulduğumuz bir güne uyanırız. Neden olmasın efendim? Neden olmasın? Biz yeter ki isteyelim. Evet efendim, bir sonraki ana haber bülteninde görüşmek üzere. Esenlikle kalın, mutlu kalın, kendinize çok iyi bakın, kadınlara çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben hiç öldürülmedim.